Evet, migren cerrahisinden bahsedelim. Hangi teknikler var migren cerrahisinde? Dediğim gibi kolay kolay uyguladığımız bir ameliyat türü değildir bu. İlaç tedavisine ve diğer tedavilere yanıt vermemesi gerekiyor ve yoğun bir şekilde yaşaması gerekiyor hastanın bu cerrahi işlemi uygulayabilmemiz için. Sonuçta bu bir cerrahi işlem ve hastanın gerçekten attığımız taşın, ürküttüğümüz kuşa değmesi gerekiyor. Ne yapıyoruz biz cerrahide? Migrenin tetik noktaları varsa önce bu hastalık grubunu seçiyoruz. Bu tetik noktalara yaptığımız enjeksiyonlar var, lokal anestezikler vesaire. Önce bir bakıyoruz, baş ağrısı azalıyor mu bu hastalarda? Bu sinir blokajı yaptığımızda hastaların baş ağrısı azalabiliyor mu? Evet, bu hastamızı seçtik, tamam, cerrahiye uygun. Peki hangi cerrahi teknikleri uyguluyoruz? Birincisi bu tetik noktasındaki sinirlerin dekompresyonu, yani rahatlatılması işlemini yapıyoruz. Mesela supraorbital sinir, gözün üstündeki siniri sıkıştığını düşünüyoruz ve tetik noktasının burası olduğunu düşünüyoruz. O siniri serbestleştiriyoruz ya da başın arkasındaki oksipital siniri serbestleştiriyoruz. Diğer bir uygulamamız ise mevcut olan siniri tamamen harap etmek. O siniri bulup yine küçük bir insizyonla, mikro insizyonlarla hastanın görünür bir yara izinin olmamasını sağlayarak o siniri bertaraf ediyoruz. Tamamen iptal ediyoruz. Tabii ufak tefek uyuşmalar vesaireler oluyor ama dediğim gibi bu cerrahi işlemleri uyguladığımız hastalar çok yoğun ağrıları olan, insanı hayattan bezdiren ağrılar. Bu hastaların ağrılarının şiddetini azaltmak, sıklığını azaltmak bile bize bir fayda sağlayacaktır.